ceza hukukumuza, hukuk sistemimize Nazilerden, ırkçılardan, öjenikçilerden geçme bazı kanun maddeleri vardır. İşte onların en tehlikelilerden birisi, en tehlikeli maddelerden birisi gözlem altına alınma uygulamasıdır. Gözlem altına alınma gizli bir tutuklamadır. 3 aya kadar hekim tutuklayabilir. Gözlem altına alınma ceza muhakemeleri kanunu 74. madde. Yani 5271 sayılı CMK kanununun 74. maddesi. Diyelim ki bir suçtan dolayı yargılanıyorsunuz. Basit bir suçtan dolayı. Örneğin hakaret. Kuvvetli suç delilleri var ise, hakim kanaat getirdiyse veya savcı kanaat getirdiyse sulh ceza hakimliğinden izin alıp veya aynı mahkeme karar verip bir uzman hekimin görüşünü aldıktan sonra yüksek güvenlikli bir psikiyatri hastanesinde 3 hafta süreyle gözlem altına alınabilir. Yani 21 gün. Bu 21 gün yetmediğinde yine bir 21 gün yani 3 hafta süreyi uzatabilir. Bu 3 aya kadar devam eder. Elbette bu mahkumiyetten düşer. Bazı şartları var. Örneğin müdafi bulunmak zorunda. Yani barodan size bir avukat atarlar. Veya kendi avukatınız varsa, avukatınız itiraz etmezse gereğini yaparlar. Ve bir uzman hekimin yani psikiyatrın kuvvetli suç şüphesi veya hastalık şüphesi bulması gerek. Delili ne? Sadece psikiyatrın beyanı yeterlidir. Bunlar, bu şartlar hazır olduktan sonra hakim 3 hafta süreyle özgürlüğü kısıtlayıcı ceza verebilir. Yani tutuklayabilir. Polis veya jandarma eşliğinde yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesinde yani hapishanesinde 3 hafta süreyle medikal köle yaparlar. 3 aya kadar uzar ama uygulamada 21 gün. Neden 21 gün? Çünkü ne şiş yansın ne kebap. Toplumu uyandırmak veya ürkütmek, fincancı katırlarını ürkütmek istemiyorlar. Çünkü psikiyatrların çoğu tırsıktır. Güçlüden yana tutar. Hukuk sistemi, özellikle hukuk sistemi içindeki FETÖ'cüler bunu çok kullandı. Psikiyatrlar ve FETÖ'cüler çok iyi bir işbirliği yaptılar. Sayısız insanı gözlem altına aldılar. Ama bir hata yaptılar. Beni de gözlem altına alma gafletinde bulundular. Bakınız. Ceza muhakemeleri kanunu değişti. Tutuklamak artık kolay değil. Ancak bu hakim ve savcıların yani kötü niyetli, egosu zirve yapan hakim savcıların hoşuna gitmedi. Bunların egolarını tatmin edici veya sevmedikleri mahkumların, sanıkları yani dövmedikleri için eskiden savcılar İşkenceyi de girerdi bunları yapamadıkları için gözlem altına alma yani psikiyatriyi kullanma yolunu seçtiler. Bu insanlık için ne kadar üzücü bir durum. Düşünün yani demek ki bu adamların işkencecilik, canilik içlerinde var. Acaba kendilerini bu şekilde muamele yapsalar ne yapacaklar? Ne yaptıklarını söyleyeyim. Adalet, adalet diye bağırıyorlar FETÖ'cüler gibi. Yani FETÖ'cüler estiler, gürlediler. Sonra da adalet, adalet diye bağırıyorlar. Bakınız, gözlem altına alınma tehlikeli bir kanun, tehlikeli bir yöntem. Buna karşı bazı önlemleriniz var. Birincisi, eğer hakim diyorsa ki, gözlem altına alınma için kuvvetli suç şüpheleri var diyorsa ihsası rey yapmıştır. Yani hakim görüşünü belli etmiştir. Hakimi red edebilirsiniz.
En azından süre uzar ve dava yoluna gidebilirsiniz. Ancak hakim kafaya koymuşsa üst mahkemeden de yani iyi bir karar gelmez. Genelde okumazlar bile nasıl olsa delidir diye. Dava açma hakkınız var daha sonra. Ağır ceza mahkemesinde özgürlüğünüz kısıtlandığı için ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde tazminat davası açmak ayrıca şikayet hakkınız var. Ancak Hakimler Savcılar Kurulu'ndaki kişiler özenle seçildikleri için yani nasıl seçim kriterlerini tahmin edebiliyorsunuz pek istediğiniz sonucu alamazsınız. Polis ve jandarma eşliğinde yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğine gittiğinizde önce size bir takım kağıtlar imzalattırmaya çalışırlar. İmzalamayın. Veya imzadan imtina ediyorum, ilaç istemiyorum, elektroşok istemiyorum diye siz, avukatınız ve yakınlarınız imzalasınlar. Bu şekilde beyanda bulunabilirsiniz. Yine ilaç vermeye çalışırlarsa veya zorla verirlerse suç ardı ardına patlıyor. İşkence, kasti yaralama ve tecavüz suçları oluşuyor. Diriye iğne sokmak, işkence, kasti yaralama ve tecavüz suçları. Ayrıca insan üzerinde deney falan gidiyor. Yani bolca suç var orada. Peşine bırakmayın. Yani gerek hakime, savcıya ve psikiyatrlara açtığınız davaları sonuna kadar yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürün. Çünkü iç hukukta pek bir sonuç alamazsınız. Çünkü bilinmiyor. Birçok avukat bilmiyor. Sadece bilen devletin belli yerlerindeki kişiler, bazı hakim savcılar, çoğu da kötü niyetlidir. Bunlar çok iyi kullanıyor. Barolar zaten önemsemiyor. Kendileri de bilmiyor. Ben içeride avukat, doktor, eski hakim, savcı hep gördüm. Hepsi gözlem altına alınma ve koruma tedavi diye kararlar çıkmış. Şunu unutmayın. Gözlem altına alınma bir hiledir. Hukuk sistemimizin içindeki Nazilerin kurduğu bir Truva atıdır. Ve en ağır insan hakları ihlallerine yol açan bir uygulamadır. Diyelim ki Asliye Ceza Mahkemesi'nde yaralama suçundan veya kamu görevlisine hakaret suçundan yargılanıyorsunuz. Hakim sizin için akıl hastası diye veya karşı taraf iddia eder bunu, böyle bir iddiada bulundu. Ve hakim sizin akıl hastası olup olmadığınıza dair bir sağlık kuruluşuna sevkinizi istedi. Yapmanız gereken şu, hakim ihsası rey'de bulunduğu için yani dava hakkındaki görüşlerini belirttiği için hakim hakkında reddi hakim, hakimin reddi yani ve tarafsız bir hakimin atanması için başvuruda bulunabilirsiniz mahkemeye. Hakim bunu direkt ret verebilir, bu sefer de temyiz edin yani istinafa götürün. Veya üst mahkemeye yani ağır ceza mahkemesine veya sulh ceza hakimliğine çünkü itiraz mercini dilekçede göstermek zorunda. Özür dilerim dava tutanağında göstermek zorunda. Şunu dikkat edin dava tutanağında itiraz yerini göstermezler, itiraz mercini göstermezler. Bu kötü niyetli, hırsı, aklından uzun hakimlerin yaptığı bir tuzaktır. Bir karar verdiyse bunun itiraz mercini yazmak zorunda. Eğer yazmıyorsa sorun, inatla sorun. Ve kendisi hayır kardeşim itiraz ediyorum diyebilir. Ancak zabıt katibine veya başsavcıya veya diğer mahkemelere de sorabilirsiniz. Uygun mahkemeye mutlaka dosya gitsin. Hakim ihsası rey'den dolayı ısrar ederse, yani yapacak bir şey yok, sağlık kuruluşuna gideceksiniz. Bu sefer de psikiyatr size bir bakar,
Eğer ticari bir davaysa olay duygusaldır. İş duygusal noktalara gider. Eğer siyasi ise ve psikiyatr, solcu, molcu, devrimci değilse mutlaka size akıl hastanesine yollar. Burada tabipler odasına ve savcılığa psikiyatr hakkında suç duyurusunda bulunun. Ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açın gitmeden, akıl hastanesine gitmeden. Diyelim ki yine götürdüler akıl hastanesine ve orada size 21 gün tuttular veya bir hafta 3 gün, isterse bir saat tutsunlar. Özgürlüğünüzü kısıtlayan her kimse, hele ilaç ve zorla iğne yapmışlarsa, yapmanız gereken şu: birincisi tabipler odasına şikayet, hangi ildeyse. İkincisi Cumhuriyet Savcılığına başvuru, işkence, kasti yaralama ve tecavüz suçlarından, kişi özgürlüğünü kısıtlama, görevi kötüye kullanma ve tazminat davası, yani idari tazminat davası açmanız. Korkmayın, üzerine doğru gidin. Bu konuda Türk Antipsikiyatri Topluluğu ve Türk Hukuk Topluluğu'nda Facebook'ta ayrıntılı yayınlarımız var. İzleyin, yardımcı olalım.